Bekir azar kaybedecekler. Tatildeydik. İki yıl ara vermeden A Haber'de yazboz programı ve günlük yazılar üzerine... ...bir de ATV'de İç Yapımlar Müdürlüğü görevi ve sürekli değişen saldırıya uğrayan Yoran Türkiye gündemi. ATV'deki görevimden ayrılıp dinlenmiş olarak tekrar dönmenin ve sizlerle buluşmanın heyecanını yaşıyorum. Memleketim Yenişehir'e 20 kilometre mesafedeki İznik Gölü kıyısında kamp yaptım. Bir köpek geldi yanımıza, ayağı parçalanmış, kemikleri gözüküyordu, kan kaybından ölmek üzereydi. Acı içindeydi ve gözlerinden yaş geliyordu. Bursa Büyükşehir Belediyesi telefonla haberdar edildi gibi yetiştiler. İznik Belediyesi de devreye girdi. Yarım saatte araçlarla ulaştılar. Köpeği alıp hastaneye kaldırdılar, ameliyat ettiler. İster insan olsun ister hayvan yaşatmak için çırpınan bir devletimiz olduğu için şükrettim, gurur duydum. Bir de bu ülkede cana kastedenler vardı. Ölümlerden beslenen katiller sürüsüydü onlar. İki polisimizi uyurken kalleşçe şehit ettiler. Eş zamanlı olarak Suruç'ta bombalar patlatarak 32 insanımızı öldürdüler. Çok tuhaf bir durum vardı ortada. PKK Suriye'de IŞİD'le savaşıyordu. IŞİD Türkiye'de Suruca saldırıyordu. PKK da IŞİD saldırısının intikamını Türk polislerini öldürerek alıyordu. İntikam alınacaksa gidilecek yer IŞİD'in başkenti ilan ettiği Rakkay'dı. Ama ne hikmetse devreye giren bir akıl IŞİD'in Suruç saldırısına karşılık PKK'ya Türk öldürterek cevap verdiriyordu. Oyun içinde oyunlar tezgahtan sahaya sürülüyordu alet olan maşalar akıl tutulması yaşıyordu. Bu topraklar üzerinde birileri düşünme özürlü piyonları kullanarak kazanım peşindeydi. Bakın Diyarbakır'da seçim öncesi HDP mitingini bombalayan bombacı IŞİD militanıydı. O bombacı Suriye'de IŞİD yöneticisinden talimat almıştı. Suriye'deki o IŞİD yöneticisi terör örgütüne katılmak isteyen 3 İngiliz kızını Şanlıurfa'da karşılamak üzere birini yönlendiriyordu. O yönlendiren kişi yakalanınca ben Kanada ajanıyım diyordu. Kanada istihbaratı doğrudan İngiliz istihbaratı MI6'ya bağlıydı. O ajanı almaya gelen ve vallahi istihbaratla ilgisi yok diyen Kanada elçisinin önüne yakalanan bir başka ajan daha çıkarıyordu Türk istihbaratı. Bu da mı değil diyordu. Biz kimin kim olduğunu çok iyi biliyoruz diyerek İngiliz bağlısı ülkeye boyun eğdiriyordu inanılmaz ilişkiler, akıl ötesi bağlantılar ve kullanılarak öldürtüren maşalar, uyuşturulmuş silahlı taşeronlar, sokağa dökülen her şeyden bir haber bu ülkenin insanları. Etrafımızı ateşe verenlere karşı mücadele eden MIT tırlarına operasyon yapan savcılar ve dahası bu ülkeye en büyük darbeyi vuran medya, istihbarat bilgilerini sayfalarından ve ekranlarından sokağa döken kalemler, basın özgürlüğünden bahsederek batıyı örnek gösteren ve MIT'e saldıran, dinleyen, kaydeden, kaydedilenleri yayınlayan aydın görünen karanlıklar, bize basın özgürlüğü dersi veren Almanya'nın istihbarat bilgilerini yayınlayan gazetecilere, vatana ihanet davası açan Berlin mahkemesinden, kör takılanlar. Evet bu ülkede kendinin paralel evrende yaşadığını zannedenlerin sayısı az değil. İnanılmaz ittifaklarla yan yana getirilerek neye hizmet ettiklerinden habersizler. Siyah ajanı George McG diyor ki, CIA'in gizli hareketleri dünyanın her yerinde demokrasilerin yıkılmasına neden olmuştur. CIA'in askeri veya başka alanlardaki operasyonlarının gerçek yüzü, hedef alınan ülkelerin milli kaynaklarından Amerika kökenli çok uluslu şirketlerce kendi çıkarları için kullanımından başka bir şey değildir. Evet, paranın firavunları her türlü kaostan daha fazla kazanmanın formülünü bulmanın hazını yaşıyor. Orta Doğu'da masaya garson yapılmak istenen Türkiye'de kirli eller her türlü uşağı kullanıyor. Terör örgütleri, papağanları ve onların düdüğünü çalan Türk görünümlülere bakın, uşakların kim olduğunu anlarsınız. Ankara tüm oyunları görüyor ve çomak sokuyor. Arı kovanı mutlaka dağılacak, kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın, kandil boşalacak, bölgede Türkiye ne derse o olacak. Bakın, Türkiye'de eğitilen Öso komutanları Suriye'ye döner dönmez saldırıya uğrayıp kaçırıldı. Saldıran ve kaçıran kim? İngilizlerin BBC'den içinde kurucu üyemiz var. işte o ajan diye tanıttığı kişinin kuruluş çalışmalarını yaptığı El Kaide. Ne yaparlarsa yapsınlar kaybedecekler. Ölümlerden beslenenler, yaşatmak isteyenlerin karşısında asla kazanamazlar. Bekir Hasar, Takvim